Afet öncesi yapılması gerekenler. Afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar başlığı altında afet öncesi hazırlığın önemi, yaşam çevremizde afete dönüşebilecek tehlikeler, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken planlama üzerinde duracağız. Afet öncesi hazırlığın önemini toplumda farkındalık oluşturmak, afetleri korkuyla beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek yapabilirlik yeterlilik bilincinin toplumun tüm katmanlarında yerleştirilmesini sağlamak olarak sıralayabiliriz. Önlem alarak bireyin kendisini ve yakın çevresini doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin yaratacağı zararlardan koruması mümkün olabilmektedir. Afet bilinci ve afetlere hazırlık bireyler için bir yaşam biçimi olmalıdır. Yaşam çevremizi genelden özele doğru sıralarsak dünyamız, ülkemiz, ilimiz, binamız olarak tanımlayabiliriz. Bu çevrede çeşitli tehlikeler mevcuttur ve gerçekleşen afetler ve acil durumlar bizleri etkiler. Şimdi yaşam çevremizdeki riskleri bu sıraya göre inceleyelim. Komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada yaşanabilecek ve bizi etkileyebilecek durumlar da mevcuttur. Birkaç ülke toprağından geçen nehirlerde veya kıyısına komşu olunan denizlerde yaşanabilecek olumsuz durumlar, nükleer madde sızıntıları, kimyasal biyolojik sızıntılar veya toplumsal kargaşalar gibi. Örneğin, 1986'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde gerçekleşen Çernobil kazası, 2010'da Tuna Nehri'ne karışan kimyasal atık çamuru olayı, 2011'de Japonya'da gerçekleşen Fukushima depremi sonrası nükleer tesis kazası ve yine 2011'de Suriye'deki iç savaşın etkileri gibi. Ülkemiz başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, teknolojik kazalar, kuraklık gibi afetlere dönüşebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. Meydana gelen afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına, yaralanmalara yol açmaktadır. Bunun yanında Ortaya çıkan ekonomik bedelleri ülkece ödemek durumunda kalmamıza ve ülke ekonomimizin etkilenmesine de yol açmaktadır. Yaşadığımız ilin maruz kaldığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı tehlikeler ve bunların oluşturması muhtemel risklerin neler olduğunun da bilinmesi gerekir. Afet risk yönetimi kapsamında afet zararlarının azaltılması ve toplumun afetlere karşı direncinin artırılması amacıyla belirli dönemlerde hükümetler ve kuruluşlar tarafından eylem planları hazırlanmıştır. Afet risklerinin azaltılması konusunda yakın zamanda yapılan en önemli çalışmalardan biri olan Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen konferansta Yogo Bildirgesi ve 2005-2015 yıllarını kapsayan eylem planı hazırlanmış ve 168 ülke tarafından imzalanmıştır. Plan döneminde bazı tehlikeler bakımından can kaybı oranlarında düşüş yaşanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmalara ara vermeksizin devam edilmesi gerekli görülmüştür. 2015 sonrası afet risklerinin azaltılmasını konu alan Sendai çerçevesi kapsamında Afet yönetimi yerine risk yönetimi vurgulanmaktadır ve buna göre öncelikleri afet riskini anlama, afet risk yönetimini güçlendirme, dirençlilik için risk azaltmaya yatırım yapma, afete hazırlık çalışmalarını geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında öncekinden daha iyisini inşa etme şeklindedir. Afet riskinin azaltılması, deprem, sel, kuraklık veya siklon gibi doğal tehlikelerin yol açtığı hasarı azaltmayı amaçlayan bir önleme anlayışıdır. Afetler genellikle doğa olaylarını takip eder. Afet büyüklüğü, bir tehlikenin toplum ve çevre üzerindeki etkisinin ne kadar olduğuna bağlıdır. Bu etkinin ölçeği Yaşamlarımız ve çevremiz için yaptığımız seçimlere ve aldığımız kararlara bağlıdır. Bu seçimler ve kararlar, yiyeceklerimizi nasıl ürettiğimiz, evlerimizi nerede ve nasıl inşa ettiğimiz, ne tür hükümet politikaları geliştirdiğimiz, finansal sistemimizin nasıl çalıştığı ve hatta okullarda öğrettiklerimizle ilgilidir. Her karar ve eylem bizi felaketlere karşı daha savunmasız ya da daha dayanıklı kılar. Afet riskinin azaltılması, afetlerin nedensel faktörlerini analiz etmek ve bu faktörleri azaltmak için sistematik çabalar geliştirmektir. Afet riskinin azaltılmasına, bina ve yerleşimlerin güvenlik açıklarının azaltılması, toprağın ve çevrenin akıllıca yönetimi, olumsuz olaylara karşı hazırlıklılığın ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi örnek olarak verilebilir. Afet riskinin azaltılması, kalkınma faaliyetlerinin sürdürülebilir olması açısından önemlidir. Bu durumda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde rol oynayan afet riskinin azaltılması, afet yönetimi, afet azaltma ve afetlere hazırlık gibi alt alanları içerir. Öte yandan hatalı kalkınma politikaları Afet riskini ve afet kayıplarını artıracaktır. Bu nedenle afet riskinin azaltılması toplumun her kesimine, hükümetin her birimine ve profesyonel ve özel sektörün tamamına sorumluluklar getirir. Ülkemiz başta deprem olmak üzere belirli afetler açısından yüksek riskli ülkelerden biridir. Türkiye nüfusunun %98'i her an deprem riskiyle yaşamaktadır. Özellikle Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarına yakın yerlerde deprem riski oldukça yüksektir. Bu bölgelerde depremin yanı sıra kaya düşmesi olayıyla da sıklıkla karşılaşılır. Karadeniz kıyı kuşağında ise heyelan ve su baskınları en çok görülen doğa kaynaklı afetlerdendir. Çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan doğa kaynaklı afetler, bölgedeki insanlar üzerinde sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getirir. 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerini, 1957 yılında Ankara'da meydana gelen sel felaketini, 2016'da Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır maden sahasında meydana gelen heyelanı ülkemizde karşılaştığımız bazı doğa kaynaklı afetlere örnek gösterebiliriz. Afetlerden doğacak zararların önlenmesi mümkün olmasa da azaltılabilir. Yaşanılan bölgedeki çevresel risk faktörlerini bilmek, afetten doğacak zararları azaltmanın ön koşuludur. Afet öncesi yapılması gerekenler. Konut, çalışma ve sosyal yaşam alanlarının riskli bölgelerde yer alması, yerleşim yerlerinin seçiminde yapı ve nüfus yoğunluklarının dikkate alınmaması, yapıların afetlere dayanımının olmaması, ulaşım ve altyapı sistemlerindeki uygulamalarla bunların kullanım biçimlerinin uygun olmaması Çevrede boş alanların bulunmaması gibi unsurlar yaşam alanlarına bağlı riskleri oluşturur. Bizim için mahalle ölçeğinde olası risklerin olup olmadığını belirlemek için öncelikle şu soruların yanıtlarını vermemiz gereklidir. Yürüme mesafesinde boş alan var mı? Afet türüne göre afet öncesi ve sonrasında bir toplanma alanına ihtiyaç duyulabilir. Örneğin yakın bir park olmayabilir. O zaman açık alan niteliğinde başka yerler düşünmeliyiz. Bir deprem sonrasında bu alanların çevresinde devrilip bize zarar verebilecek mesela su deposu, direk gibi yüksek nesneler veya yapılar olmamalıdır. Sahilde dolgu alanlar tercih edilmemelidir. Yeşil alan değilse de halı sahalar, meydanlar veya otoparklar gibi alanlar da bu amaçla seçilebilir. Sel afetinde ise bu alanların yüksekte yerler olmasını isteriz. Tehlikeli madde kullanan işyerleri var mı? Bir afet veya acil durum olması durumunda bu gibi yerlerin hangi risklere neden olabileceği düşünülmelidir. Dar yollar, çıkmaz sokaklar, çok eğimli yollar var mı? Acil durum yolları belirlenmiş mi? Bir acil durum ya da afetten sonra dar ve eğimli yolların, çıkmaz sokakların hangi kısıtlılıklara neden olabileceği düşünülmelidir. Enerji nakil hatları yerin altında mı üstünde mi? Enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek risklerin neler olduğu düşünülmelidir. İçinde yaşadığımız binaların taşıyıcı sistemleri ve binalarda bulunan pek çok cihaz ve eşyanın afetler sırasında risk oluşturabileceği dikkate alınmalıdır. Yapı ölçeğinde olası risklerin bulunup bulunmadığını belirlemek içinse öncelikle şu soruların yanıtlarını vermemiz gerekmektedir. Yapı bulunduğu zeminin özelliklerine göre mi inşa edilmiş? Üst katım, karşı binam, yan binam kaçak mı? Ya çocuğumun okulunun çevresindekiler? Evimin altında dükkan ya da otogaleri olması benim için bir risk mi? Komşum evinin içerisinde odaları birleştirip balkonu içeri alıyor mu? Bir odadan iki oda çıkartıyor mu? Bitişik nizam yapıda oturmak depremden zarar görmeme neden olur mu? Çevremizdeki tüm yapılar projelerine uygun olarak mı kullanılıyor? Yapımın iskan ruhsatı var mı? Binanızın depreme dayanıklılığını öğrenmek için bina sakinlerinden bir kişinin tapu ve kimlik belgesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirleyip internet sitesinde ilan ettiği kuruluşlara müracaat etmesi yeterlidir. Yumuşak kat ve kolon kesilmesi olan bir binayı izliyoruz. Binanın alt katında ortada kolon görüyor musunuz? Günümüzde yapılar tasarlanırken genellikle zemin katlarda ticari kaygılar gözetilerek zemin kat yüksekliği diğer katlara göre daha fazla yapılmaktadır. Bu uygulama o kattaki kolonları diğerlerinden farklı ve riskli kılmaktadır. Bu duruma yumuşak kat denir. Örneğin dükkan ya da otomobil galerisi olarak kullanılmak üzere binaların zemin katlarındaki kolonlar arasındaki taşıyıcı duvarlar hatta bazı kolonlar kesilmektedir. Bu gibi durumlarda diğer taşıyıcı elemanlara örneğin çevre kiriş ve kolonlarına ilave yük binmekte ve bina için büyük tehlike oluşturmaktadır. Yumuşak kat çoğunlukla zemin katlarda taşıyıcı olmayan yapı elemanlarının duvarların olmadığı durumlarda görülür. Yumuşak kat yapının diğer katlarından farklı hareket eden ve bu nedenle de yapının yıkılmasına neden olan bir yapı zafiyetidir. Bazı yapılarda ara katlarda tesisat katı olarak da yumuşak kat oluşturulduğu görülmektedir. Kat hizalarında farklılık olan dilatasyonsuz binalarla ilgili bir örnek izliyoruz. Çok katlı yapılar aralarında yönetmeliklere uygun yeterli boşluk olmaması nedeniyle deprem sırasında çarpışıp birbirlerine hasar verebilmektedir. Yan yana olan yapıların döşeme seviyeleri birbirleriyle aynı hizada olmazsa ve aralarında gerekli boşluk yani dilatasyon yoksa iki yapının da döşemeleri birbirlerinin kolonlarına çarpacak ve kırılmalarına neden olacaktır. Bu sebeple iki yapı bitişik nizamda yani yan yanaysa kat hizalarının aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Eğer imar yönetmeliğinde belirtilen yapılar arası boşluk yani dilatasyon bırakılmazsa Yine kat hizalarının farklı olması halinde depremden dolayı hareket eden yapılar birbirlerine çarparak yıkılabilir veya birbirlerini yıkabilirler. Buna halk dilinde çekişleme de denmektedir. Yaşam çevremizdeki risklerin azaltılması Yapının zarar görmesi veya yıkılmasına neden olabilecek, içinde yaşayanların can güvenliğini sağlayamayacak yapılar, kentin ve o kentin insanlarının güvenliğini tehlikeye sokarlar. Afetlere dirençli yapılarsa olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Afete dirençli yapılar, yapı türüne uygun inşa edilmiş, farklı bir amaçla kullanılmayan, kullanılıyorsa da tadilat projesi yapılıp onaylanmış, Olası tüm afetlere uygun tasarlanmış, inşa sonrası düzenli bakım gören, proje dışı tadilatlar yapılmamış, yönetmelik koşullarına uyan ve mühendislik hizmeti almış yapılardır. Afetin türüne göre hareket edebilecek, kayabilecek, düşebilecek ve kırılabilecek her şey yapısal olmayan risktir. Bina dışında çatı örtüsü, bacalar, dış cephe kaplamaları Bina dışında kullanılan malzeme ve mobilyalar gibi. Bina içinde mobilyalar, yer ve duvar kaplamaları, alçı panel duvar ve asma tavanlar, kaloriferler, tesisatlar, duvar ve tavanda asılı nesneler gibi. 1999 Marmara depremindeki yaralanmaların %50'si, ölümlerin %3'ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. Binanın kendisi olası bir depremde hasar görmemiş olsa bile evin içindeki eşyalar, cihazlar veya ekipmanlar yangınlara, yaralanmalara veya can kayıpları gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Afetlere karşı hazırlıkta binamızla ilgili alacağımız önlemlerin yanı sıra evimizde de bazı önlemler almamız gerekir. Tehlike avı yaparak yaşadığımız mekanlardaki tehlikelerin tespit edilerek Risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Eşyaların sabitlenmesi gibi evde alınacak basit tedbirler afet anında yaralanmaları önleyebilecektir. Yolunuzu kapatacak, üzerinize düşebilecek eşyaları uygun malzemelerle sabitleyin. Sabitleme sırasında duvar arkasında bulunması muhtemel elektrik hatları ve su boruları ile çakışmamak ve betonarme sisteme zarar vermemek gerekir. Kapı arkasına halı, ütü masası, veya mutfak üst dolaplarına ağır cam ve metal eşyalar koymayın. Mesela boya artıkları gibi kullanmadığınız, ender kullandığınız tehlikeli maddeleri veya ev eşyalarını evinizde tutmayın. Tehlike avı yaparken güvenli yerler de belirlenmelidir. Sağlam bir yapıda yapısal olmayan elemanların sabitlenmesiyle her mekanda güvenli yerlerin artırılması mümkündür. Riskli yerler balkonlar, merdiven boşlukları, asansörler, kapı aralıkları, tuvalet ve banyo. Sabitlemediysek cam ve ayna çerçevesi, fırın ve buzdolabı, mutfak dolapları. DASK Zorunlu deprem sigortası Afetlerde görülen bina hasarlarının maddi karşılığını Afet öncesi sigorta yaptırarak alabilirsiniz. Dask, zorunlu deprem sigortası, binalarda depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlarla, deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, devtusuna midalgısı ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları teminat altına alan zorunlu sigortayı ifade eder. Nasıl trafik sigortasını her sene yaptırıyorsak? Zorunlu deprem sigortasının da her sene yenilenmesi gerekmektedir. Bir kere yaptırmak afet zararlarının karşılanmasını sağlamaz. DASK, depremin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu zararları paylaşır ve risk havuzu oluşturur. Sigorta kültürünü yaymayı hedefler. Depreme dayanıklı bina inşasını sağlamaya çalışır. Depremlerin neden olduğu hasarların devlet bütçesindeki yükünü azaltır. Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına katkı sağlar. Tüm bunlar zorunlu deprem sigortasının yaygınlaşmasıyla mümkündür. Afet ve Acil Durum Aile Planı. Afetler her zaman her yerde olabilir ve korkutucu boyutlar alabilir. Örneğin evinizi terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Afette görevli kurumlar afet sonrası sizin ihtiyaçlarınızı hemen karşılayamayabilir. Ayrıca deprem esnasında düşünecek zamanınız olmaz. Burada olmaz, olsa da bana bir şey olmaz gibi düşüncelerden vazgeçip hazırlıklarınızı artık ertelemeyin. Ailece mutlaka afetlere hazırlık ve bir afet ve acil durum planı yapmalısınız. Örneğin bir deprem anında aile bireyleri farklı yerlerde olabilir. Ailenin birbirleriyle haberleşmesi de ilk anda mümkün olmayabilir. Şehirler arası haberleşme daha önce ve kolay sağlanabildiği için şehir dışından aranacak kişinin belirlenmesi ve afetten sonra mümkün olduğunda herkesin o kişiyi arayıp kendisi hakkında bilgi vererek diğer aile fertleri hakkında bilgi alması gerekir. Santraller yoğun olabileceğinden mümkünse İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışında bir kişi belirlenmesi önemlidir. Afet ve acil durum aile planı tüm aile üyelerine afet ve acil durumlarda ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini önceden planlama fırsatı verir. Herkes ne yapacağını ve nasıl davranması gerektiğini öğrendiğinde yaşanabilecek karışıklıklar, zor durumlar ve görülebilecek zarar en azı indirgenebilir. Bu plan, afetler sonrasında en az 72 saati, yani 3 günü kapsayacak şekilde hazırlıklarımızı içermelidir. Afet ve acil durum aile planı hazırlarken ilk olarak okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımıyla bir aile toplantısı yapılır. Buradaki amaç, afet ve acil durum aile planının tüm aile üyeleri tarafından kararlaştırılıp bilinmesini ve plana uygun hareket edilmesini sağlamaktır. Önce ev içerisinde buluşacağımız bir yer belirlemeliyiz. Bu buluşma yeri, çıkış yolu üzerinde güvenli bir yer olmalıdır. Herhangi bir afet ve acil durumda tüm aile üyeleri ev içerisinde ise buluşulacak yer burası olacaktır. Hazırladığınız afet ve acil durum çantası, çocuk aktivite çantası bu buluşma noktasında durursa çıkarken almak kolay olacaktır. Evinizin dışında mahalleniz yeterince güvenli ise tehlikelerden uzak buluşabileceğiniz bir yer seçin. Mahallenizin güvenli olmaması ya da oradaki buluşma yerine ulaşamamanız durumunda mahalleniz dışında buluşacağınız bir yer belirleyin şehir içi destek kişisi Herhangi bir afet ve acil durum sonrasında şehir içinden destek ve yardım alınabilecek kişi veya kişilerin de önceden belirlenmesi önemlidir. Bu kişi akraba, arkadaş veya komşumuz olabilir. Ailemizde yaşlı, engelli, çocuk varsa evde olmadığımız ya da bu kişilere ulaşamayacağımız durumlar için şehir içi destek kişisinden onların kontrol edilmesini isteyebiliriz. Afet sonrasında telefonların çalışmayacağı varsayılmalıdır. Aynı anda herkes cep telefonuyla yakınlarını aramaya başladığında kapasite aşılacak ve şebeke kilitlenecektir. Bu zamanlarda SMS kısa mesaj kanalıyla afetten etkilenen bölgenin dışına ulaşmak daha kolay olabilir. Bölge dışı bağlantı kişisi İletişim kişisini özellikle başkent ve büyük şehirler dışında yaşayan yakınlarımız arasından belirlemeliyiz. Bu kişiye Bizim merak edecek bütün aile ve akrabalarımızın telefon numaralarını vermeliyiz. Tüm aile üyelerine, akrabalara ve bizi merak edecek olan kişilere de bu kişinin telefon numarasını vermeliyiz. Afet sonrası iyi olduğumuzu bölge dışı bağlantı kişisine yalnızca bir telefon konuşması veya mesaj atarak haber vermeliyiz. Bölge dışı bağlantı kişisi de bizden aldığı bilgileri aile üyelerine akrabalara ve bizi merak edecek olan kişilere ulaştıracaktır. Ayrıca iletişime geçtiğimizde diğerlerinin bilgilerini bizimle paylaşacaktır. Afet ve acil durum aile planını hazırlarken bir afet sırasında eğer çocuğunuz okuldaysa afet sonrasında onu okuldan kimin alacağını da belirleyin. Bunun için çocuğunuzun her zaman yanında taşıyacağı bir afet ve acil durum bilgi kartı hazırlayın. Bu kartta Çocuğunuzu okuldan alacak kişinin adı soyadı, telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalıdır. Bu kartın hazırlanma amacı çocuk kaçırma, organ mafyası gibi riskleri önleyebilmektir. Çocuğunuza bir deprem sonrasında onu almak için gelecek kişi okula ulaşana kadar okuldan ayrılmaması ve okul yetkililerinin talimatlarına uyması gerektiğini tembih edin. Ayrıca tanımadığınız kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatın. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu kararla bundan sonra afetler ve acil durumlar sonrası veliler okula gelmeden çocukların okuldan ayrılmalarına kesinlikle izin verilmemektedir. Afet veya acil durumlarla, şüphe verici durumlarda veya kazalarda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra ilgili birimlere haber verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ülkemizde 112 acil çağrı merkezi uygulamasına geçilerek acil çağrı hizmetlerinin tüm illerde tek bir merkez altında birleştirilmesi hedeflenmektedir. Özel ilgi grupları, afetlerin yarattığı etkilerden daha fazla etkilendikleri bilinen kişilerden oluşur. Bu durumlarından dolayı daha hassas ve ilgi gerektiren gruplardır. Bunlar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar. Özel ihtiyaç sahipleri ise düzenli ve sürekli olarak kesintisiz ilaç, Medikal bakım ve takip gerektiren bir rahatsızlığı olan kişilerdir. Diyabet hastaları, diyaliz hastaları, yoğun bakım hastaları gibi. Afet ve acil durum aile planını hazırlarken ailemizde özel ilgi grubuna ait ya da özel ihtiyaç sahibi kişiler varsa tümünün ihtiyaçlarını plana dahil etmek gerekir. Afet ve acil durum aile planı. Afet ve acil durum çantası. Deprem veya başka afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğimiz eşya ve malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantamızın olması çok önemlidir. Bu çanta kolay ulaşılabilir ve çıkışa yakın bir yere konulmalıdır. Afetlerin ne zaman ve nerede meydana geleceği önceden bilinmediğinden Afet ve acil durum çantasını sadece evimizde değil, iş yerimizde ve aracımızda da bulundurmalıyız. Afet ve acil durum çantasının içinde şunlar yer alabilir: Çakı, düdük, bir miktar para, kağıt, kalem, kıyafet, bataniye veya uyku tulumu, makas, koli bandı, plastik naylon örtü, pilli radyo, el feneri ve yedek piller. Kişisel ilk yardım çantası, sürekli kullandığımız ilaçlar ve reçeteleri, yeterince su ve yiyecek maddesi, hijyen paketi, afet ve acil durum kartı, önemli evrak fotokopileri. Ayrıca ıslandığında kullanılamayacak her türlü ihtiyacı poşet içinde saklayın. Afet ve acil durum çantası hazırlanırken özel ihtiyaç sahipleri ve özel ilgi grupları da düşünülmelidir. Ailede engelli Küçük çocuk veya bebek ya da yaşlı veya kronik hastalar varsa bu kişilerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Çantalara bu kişiler için yerleştirilecek özel malzemeler şöyle sıralanabilir. Engelliler için engelliliği ispatlayan belgeler, varsa engelli kimlik kartı, yedek protezler ve ilaçlarla reçeteleri. Küçük çocuk veya bebekler için bebek maması, biberon, çocuk bezi Oyuncak ve çocuk aktivite çantası. Yaşlılar için tıbbi belgeler, yedek protezler ve ilaçlarla reçeteleri. Çocuk aktivite çantası önemlidir. Çünkü çocuk yaşadığı travmaları oyun sırasında resim çizerken anlatabilir ve atlatabilir. Çocuğun oyalanması ebeveynler için zaman kazandırıcıdır. Afet sonrası ortamı anlamlandırması için Ambulans, itfaiye gibi acil durum araçları ve bebek karakterlerinin olduğu oyuncak setleri kullanılabilir. Hatta afet sonrası çocuklara çantalarını alarak evden çıkma görevi verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz tüm kişiler yani bebekler, yaşlılar, engelliler ve canlılar yani ev, kümes, çiftlik hayvanları için 3 günlük ihtiyaçlarını içeren hazırlıklarınızı tamamlayın. Afet ve acil durum çantası içerisine koyulacak yiyecek, içecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat edin. Giyecekleri seçerken mevsim özelliklerini dikkate alın. Afet ve acil durum çantası içerisindeki tüm malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek yenileyin. Bir afet ve acil durum çantasını da eğer varsa arabanızda ve iş yerinizde bulundurmak üzere hazırlayın. Sel ve su basması durumuna tedbir için Çantanızda ıslanması halinde kullanılamayacak eşya, evrak ve diğer ihtiyaçları poşetlere koyun. Çocuk aktivite çantasına çocuklarınızın ihtiyaçlarını da koyabilirsiniz. Hafif olmasına özen gösterin. Afet ve acil durum bilgi kartlarınızı çantalarınızda bulundurun. Afet anında ilk kurtarılacak maddi ve manevi değeri yüksek belgeler de afet ve acil durum çantasına konulabilir. Afet ve acil durum çantasının nerede olduğunu herkes bilmelidir. Kişi kendi özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre bu listeye eklemeler yapabilir. İlk yardım ve küçük yangınların söndürülmesi gibi acil durum becerilerinizi geliştirilecek konularda eğitimler alın. Ailece, sınıfça veya arkadaşlarımızla afet olunca ne yapacağımızın provalarını yaparsak afet başladığında Reflekslerimiz otomatik olarak bizi doğru davranışlarda bulunmaya yöneltecektir. Ev ve bina içerisinde bulunan doğal gaz ve su vanasıyla elektrik şalterlerinin yerlerini ve nasıl kapatılacağını aile bireyleriyle paylaşın ve tatbik edin. <laughs>